Ömer'in oğlu Abdullah'ın rivayet ettiği hadiste inşallah birinci hadisimiz açılmış oluyor. Ennehu kana la yaqdumu Mekke'te illa bata bizi tuva hatta yusbaha ve yagtasila ve yadhkuru zalika indan nabiyyi sallallahu aleyhi ve selleme. İbn Ömer, Hazreti Ömer'in ondan razı olsun, o şöyle bildiriyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'ye gideceği zaman geceyi Zutuva, Mekke'ye yakın bir yer olduğu ifade ediliyor. Zutuva'da geçirir. Sabah olduğunda usul abdesti almadan Mekke'ye girmezdi. Bunu Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan rivayet ettiğini, bu hadisin hem Buhari'nin El-Camiyü's-Sahih'inde hem Müslim bin El-Haccac'ın El-Camiyü's-Sahih'lerinde yer aldığını zikredelim. Allah Resulü o dönemlerde boy abdesti alıyordu, ancak bugün 2012'de Allahu Teala hac, 2013'te umre lütfetti. İki defa Mekke ile Medine arasındaki karayolu kullandık. Siz Zulhuleyfe'de bile Mekke ile Medine arasındaki mikat mahalli boy abdesti almanız mümkün değil yani. O zaman sizin yapacağınız, ihramınızı giymeden önce, ki ben öyle hareket ettim Medine'ye. O gün cuma günüydü. Rabbimden niyazım da oydu. Ravza-i Tahire'de cuma namazı kılmak. Zaten geleni görevli iki rekat namaz kıldıktan sonra hemen Ravza-i Tahire'den atıyor. Artık o gün niyetimizin halis olması mı, üzerimizdeki ihram mı nedir, Allah'ın lütfu mudur, keremi midir, inayeti midir? Bize o gün dokunmadılar. Cuma namazını Ravza-i Mutahhara'da kılmak nasip oldu. Zaten biz cuma namazından sonra hemen hareket ettik Mekke'ye. Allahu Teala o kutsal mekanları dileyen isteyen her kardeşime lütfetsin. Hatta Kabe'nin örtüsüne tutunduğumuzda rahmetli annem Hacı Arife Hanım kara donlu Beytullah diye Kabe'yi isimlendiriyordu. Yani bu Anadolu'da bir tabir. Yani her yıl hacıların Arafat'a akın ettiği zaman diliminde bir yıl boyunca pek çok kardeşimizin göz nuru döktüğü, yani altın suyuna bandırılmış iplerle tezyin edilen, üzerine hatlar yazılan Kabe'nin örtüsüne kara donlu şeklinde bir Anadolu'da tabir verildiğini ve annemin çok sık bu kelimeyi kullandığını ifade etmiş olalım. Hacıların Arafat'a akın ettiği o zaman diliminde Kabe'nin örtüsü her yıl değiştirilir. Bir ekip gelir, eski örtüyü yerinden söker ve orada o gün bulunanlara Kabe'nin örtüsünden küçük parçalar dağıtılır. Hacca gidenin zaten orada bulunması mümkün değil. Ancak Kabe-i Muazzama'ya Arafat anında, yani Kurban Bayramı'ndan bir gün önce hacıların Arafat'ta bulunması lazım. Geceyi de siz Arafat'ta geçirdiğinize göre, yani Arefe gününden bir gün önce hareket ediyorsunuz. Bizim örneğin Aziziye'de otelimiz Kabe'ye en yakın otellerdendi. Rabia, yani dördüncü oteliydi Diyanet İşleri Başkanlığımızın kiraladığı otellerden. Ben evet otobüsle kullanıyordum, o güzergahı kullanıyordum. Tayif 1 ve Tayif 2 hattı geçer. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kovulduğu şehre giden arabalar zaten hacılarımızın otellerinin önünden geçiyor. Yani Tayif 1 ya da Tayif 2'ye binmeniz lazım
Diyanetin otellerine gidebilmek için ister gelişi kullanın, ister gidişi kullanın, karşılıklı hattır yani, farklı değildir yani. Birbirinden bölünmüş iki ayrı yoldur, aynı hattan gidip gelirler. Rabia en yakın yerlerden de, hatta Diyanet İşleri Başkanlığımızın bir nevi yönetim merkezi de bize yakındı. Ben Türkiye'mizin kaderinde bir nevi ilim aleminde büyük roller oynamış, Diyanet İşleri Başkanlığı'na tensip edilmiş, bir nevi Türkiye'nin ilklerinden olan ve Bosna Hersekli 3 Muhammed'den birisi olan Muhammed Tayyip Okiç'in de cenaze namazını kıldıran, o dönemde doçent doktor Süleyman Ateş hocamızı Diyanet'in o merkezinde ilk defa, hani suretini orada görmüştüm. Hocamızın çok zayıflamış, hani güçten düşmüş olmasına rağmen hala cevvalliğini kaybetmediğini, çok da hocamızla bir teşriki mesaimiz olmadı. Biz bir ziyarete gitmiştik. Allah lütfetti. Süleyman Ateş hocamızı orada görmek lütfetti. Biz eserlerinden, tefsirinden, mealinden zaten hocamızın yararlanıyorduk. Arka planda hocamızı biliyorduk. İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin emekli tefsir profesörlerinden olduğunu zaten yakinen biliyorduk. Orada görünce şaşırdık ve kendisine sadece "Hocam çalışmalarınız nasıl gidiyor?" şeklinde bir soru tevcih etmek nasip oldu. Yani şöyle uzun bir zaman dilimi olsaydı ben hocamı kaçırmazdım yani. Hiç olmazsa şöyle bir saat onu konuşturup tarihe altın harflerle, belki başkanlığından bugüne kadar, belki ilim önderleri serimize Türkiye'mizin ilk tefsir hocalarından ders almış, onların bir nevi güzide talebelerinden olan Profesör Doktor İsmail Cerrahoğlu hocamızı da rahmeti rahmana kavuştu. Nur içinde yatsın. Türkiye'nin ilk tefsir asistanı, onun hocası Profesör Doktor Muhammed Tayyip Okiç'in cenaze namazını kıldıran hocamızın resmini hala hatırlıyorum. Aynı resimde benim de yüksek lisans tezimi yöneten Müşteba Uğur hocamı da o resimde görmüş. Yine Profesör Doktor Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin ikinci güzide asistanı Mehmet Sait Hatipoğlu hocamızın da o resimde yer aldığını, eski başbakanlardan, o dönemde Milli Selamet Partisi vardı bizim İmam Hatip Lisesi döneminde, hatta Erbakan gelecek, Erbakan gelecek, Erbakan gelecek, hatırayı tarihe kaydetmiş olayım, İmam Hatip Lisesi'nde ortaokul yıllarında bir öğrenciyiz. Belediyenin bir düğün salonu var. Şu anda o düğün salonu Emirdağ, Afyonkarahisar Emirdağ ilçesinin çarşı hattında kaldı yani. O çarşının bulunduğu bölgede, Uzun Çarşı diye bir bölge var. Şimdi bayağı da detaylı belediye hizmet yaptı. O Uzun Çarşı'nın sonlarında yer alan bir yere gelmişti. Biz de tabii Türkiye'nin kaderinde rol oynayan bir hocamız, biz de gittik konferansına. Ne diyor? Hiç unutmuyorum. Yemyeşil bir takım elbise giymişti merhum Profesör Doktor Necmettin Erbakan. Allah kendisini başbakanlığa kadar yükselmeyi lütfetti, kerem etti. O dönemlerde yine sıkıntılı dönemler vardı. Bir nevi askeri yönetimin muhtıra verdiği ve bazı maddeleri kendisine ısrarla imzalatmak için baskı yaptığı dönemleri, 28 Şubat dönemlerini Türkiye yaşadı. Bir daha
o dönemlerin yaşanmasını arzu etmiyoruz. Bugün ALES 3 sınavı vardı. Sadece bir anekdot anlatayım ki halk birbiriyle çok rahat, sıkıntı yok yani. Benim salonumda 30 civarında öğrenci sınava girdi. 8 tanesi sınava gelmemişti. Toplam 13 tane bayan sınava girmişti. Bunlardan sadece 3 tanesi başörtülü, 10 tane öğrencinin başı açık olduğunu müşahede ettiğimizde toplumun ne kadar huzur ve sükun içinde yaşadığını, hani siyasiler kanun mu çıkarılsın, anayasa mı çıkarılsın bugünlerde tartışılıyor ya, toplumun öyle bir sorunu yok. Üniversiteye başörtülü mü girsin, başı açık mı girsin? Kamusal alan diye bir terim ürettiler. Kamusal alana başı açık mı girsin, başı kapalı mı girsin tartışmalarının zirveye çıktığı ve anayasa hazırlanması için şu anda çalışmaların yapıldığı anayasa maddesi mi çıksın, artık kadının örtüsüne kimse dokunmasın bir anayasa maddesi ve kimse buna artık bir daha musallat olmasın, kızların üniversiteye girmesi ya da diyelim bir devlet memurunun örtüsüne bu konuda müdahale edilmesin, mevzuat var deyip sınavdan atılmasın. Ben tarihe altın harflerle yazmak istediğim bir örnek daha var. O dönemde Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlerinden bir öğretmen olarak sitelere yakın bir okul var. Ali Ersoy. Sonra ben bundan 2 ay önce oradan geçtim, hayret ettim. Oraya kocaman bir bina yapılmış. Küçük bir okuldu yani. Şöyle 1-2 katlı bir okuldu. Güneşevler'de benim anlattığım yer. Ortaokulda okuttuğum bir öğrenci geldi. Ben o güne kadar, ismi bende mahfuz kalsın, o güne kadar o öğrencinin kapandığını da bilmiyordum yani. Kapandığını görünce hoşlandım. Ancak kendisini salonda görevli olarak girmeden önce uyarmak istedim. Çünkü o dönemde mevzuatta başörtülü girilmesi sınavlara yasaktı. Kendisini sınav başlamadan önce bir kenara çektim. Dedim ki ne güzel bak, ancak şimdi sınava girişte mutlaka sorun yaşarsın. Başını hani açmadan sınava almazlar. Burada sınavın da iptal olur. Buna sebebiyet verme. Yani mevzuatta, o sınavın mevzuatında öğrencinin, kız öğrencilerin başının açık girmesi maddesi var. Gözümün önünde hala. İşte o günden bugüne seneler geçti. Ben 1991'de Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ilk atandığımız Kutalmış Bey İlköğretim Okulu'ndan önce stajyerliği de tamamladığımız, yine o bölgede bulunan Peyami Safa İlköğretim Okulu'ndan yurt dışı teşkilatına kadar pek çok okulda, lisede, ticaret lisesinde, Anadolu Lisesi'nde Allah-u Teala çalışmayı lütfetti bize. Yani o dönemlerde sıkıntılar vardı. Şimdi bu sıkıntıların tekrar baş göstermemesi için insanlara bak, mevzuatta, sınava giriş kurallarında böyle bir madde var, başını açmadan giremezsin gibi bir maddeyle o kişinin sınavının engellenmemesi, bunun bir anayasa maddesi olarak çıkarılırsa artık kimse buna bir daha böyle bir madde var diye tevessül etmez anlamında girişimler var.
Yani halkın böyle bir meselesi yok. İç içe kardeş kardeşe sınavlarına rahat giriyor. Yani birbirini benimsemiş, toplumda açıkmış, kapalıymış, böyle bir ayrım söz konusu değil. Elhamdülillah, inşallah huzurlu günlerin devam edeceği, bayrağımızın özgürce dalgalanacağı, ezanlarımızın susmayacağı kıyamete kadar bu mukaddes vatan topraklarına kirli düşman çizmesinin basmayacağı günleri murat ediyoruz, Rabbimizden niyaz ediyoruz.